Bu videoda bir ekonomiyi yapılandırmanın iki farklı yolundan söz edeceğiz. Özellikle de kimin neye sahip olduğundan, bir ekonominin neyi üreteceğine nasıl karar verdiğinden ve bu üretimin çıktısını kimin aldığından bahsedeceğiz. Bir tarafta komuta ekonomisi olarak bilinen ekonomi türü var. Komuta ekonomilerine en iyi örnek komünist devletlerdir. Özellikle 20. yüzyılda SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, komuta ekonomisinin en bariz örneğiydi. Komuta ekonomisinde üretim faktörleri devletin kontrolündedir ve bazen uç durumda özel mülkiyet diye bir şey var olmayabilir. Bu devlet olsun. Şöyle sütunlu mütunlu görkemli bir bina şeklinde çiziyorum. Bu devlet. Bir komuta ekonomisinde fabrikalar, tarlalar yani üretim faktörleri çoğu zaman devlete aittir. Şuraya da bir fabrika çizeyim şöyle. Bacası da tütsün. Devlet bu fabrikaya diyor ki, bu yıl tam olarak 10 bin araba üreteceksin. Ne fazla ne az. Fabrikada diyor ki, tamam patron sensin, sen devletsin. Tam olarak 10 bin araba üreteceğiz. Ve mesela şurada da bir çiftlik olsun. Elimden geldiğince tarlaya benzetmeye çalışıyorum ama evet. Devlet çiftliğe diyor ki 10 milyon elma üreteceksin. Bilmiyorum elma için mantıklı bir üretim miktarı mıdır bu? Devlet çiftliğe 10 milyon elma üreteceksin diyor. Çiftlik devlete ait olduğu için temelde devlet için çalışmakta olan çiftçiler de bu elmaları üretiyor. Peki komuta ekonomisinde bu arabalar ve elmalar kime gidiyor? Uç seviyedeki bir komuta ekonomisinde bu ürünler doğrudan devlet tarafından bölüştürülür. Devlet der ki: Arabalardan biri sana, biri sana, biri de sana. Ve bu bölüştürme arabayı almak için kimin daha fazla para ödemeye gönüllü olduğuyla veya kimin daha fazla para ödeyebildiği ile ilgili değildir. Aynı durum elmalar için de geçerli. Elmalar da böyle bölüştürülüyor. Yani burada devlete bol miktarda planlama işi düşüyor. Bu ürünlerin hangisinden ne kadar üretilecek ve bu ürünler kime gidecek? İşte bunları belirlemek devletin işi. Yelpazenin diğer ucunda ise piyasa ekonomisi diye bildiğimiz şey duruyor. Ve dünyadaki ekonomilerin çoğu, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bir piyasa ekonomisi olmaya bir komut ekonomisi olmaktan çok daha yakındır. Komuta ekonomisinde üretim faktörleri devlete aitken kimin neyi ne kadar üreteceğine ve bu ürünlerin kime verileceğine devlet karar verirken piyasa ekonomisinde bu kararlar devletten büyük oranda bağımsızdır. Tabi silah sanayi gibi devletin sıkı sıkıya kontrol altında tuttuğu alanlardan birinde üretim yapmıyorsanız, böyle bir sektörde değilseniz yani devletten büyük oranda bağımsızsanız piyasanın neye ihtiyacı var sorusunu sorarsınız. Diyelim ki piyasanın 5000 tane arabaya ihtiyacı var. Şuraya bir araba çizeyim. Ama aynı zamanda piyasanın 2 2000 tane de kamyona ihtiyacı var. Kamyonumuzu da çizelim. Piyasanın bunlara ihtiyacı olduğunu nereden biliyorsunuz? Mesela geçen seneki ve hali hazırdaki araba ve kamyon satışlarına dayanarak bu kanaate varmış olabilirsiniz. Veya rakiplerinize ait verilere bakıyor olabilirsiniz. Piyasa ekonomilerinde genellikle daha ciddi rekabet olur. Komuta ekonomilerinde ise devlete ait bir veya birkaç tane devasa fabrika vardır. Ama burada rakip fabrikalar var. Mesela bu rakiplerden biri sizin yaptığınız arabayı görüp vay canına güzel araba yapmışlar. Biz de yapalım üstelik bizimki sarı olsun diyebilir. Gördüğünüz gibi burada piyasaya mal üretme konusunda bir rekabet söz konusu. Ayrıca fabrikalar piyasanın neye ihtiyaç duyduğu konusunda en doğru kararı vermek zorunda. Benzer şekilde burada bir çiftlik olabilir ve çiftlik sahibi şunu diyebilir. Bir süredir elma üretiyorum ama artık elmaya pek talep yok. İyisi mi ben artık şeftali üreteyim? Çünkü bu sene şeftali daha revaçta. Ve bu ürünleri alacak kişiler devlet tarafından belirlenmez. Piyasa tarafından belirlenir. Mesela bu ben olayım, bu siz olun, bu da bir başkası olsun. Ben kamyon almak istemiyorum. Ama yeni bir araba almam lazım. Çünkü ailemi gezdirip tatile falan götürmek istiyorum. Ve siz de araba almak istiyorsunuz. İşte arabayı kimin alacağına piyasa karar veriyor. Örneğin fabrika bu araba için bir fiyat belirliyor. Bu arabanın tanesi 100 bin liradır diyor. Ben bu arabaya bu parayı ödemek istiyor da olabilirim, istemiyor da olabilirim. Mesela mavi araba güzelmiş ama 100 bin lira vermem diyebilirim. Ne yaparım? Giderim 90 bin lira olan sarı arabayı alırım. Ve bu fiyatlar sabit olmak zorunda da değil. Bu arada 100 bin liralık fiyat etiketiyle yeterli satışa ulaşamıyorsa fabrika 90 bin liralık sarı arabayla rekabet edebilmek için bu fiyatı düşürebilir. Benzer şekilde bu kamyonu almak için fabrikanın istediği fiyatı ödemeye gönüllü yığınla insan varsa fabrika kamyonun fiyatını arttırabilir veya daha fazla kamyon üretebilir. Bu ciddi rekabet içerisinde bunu düzenli ve başarılı şekilde yapmayı başaramayan firma iflasa sürüklenebilir. Yani piyasa ekonomisinde piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek yönünde güçlü bir motivasyon vardır. Fiyatlar buna uygun olarak düzenlenir. Peki, komuta ekonomileri ve piyasa ekonomilerinin artıları ve eksileri nelerdir? Komuta ekonomisinin motivasyonu olarak çoğu zaman adalet ve eşitlik kavramları ileri sürülür. Piyasa ekonomisinde ise insanların rekabet içerisinde olduğu, iyi kötü inovasyon peşinde koştuğu, kiminin çok kiminin az çalıştığı, kiminin şanslı, kiminin şanssız olduğu böyle bir mekanizmanın bir yan ürünü olarak haliyle belli bir eşitsizlik ortaya çıkacaktır. Komuta ekonomilerinin ardındaki temel ideolojiler, mesela komünizm, eşitsizliğin giderilmesi ve yerine eşitliğe bırakılması gerektiğini savunur. Dolayısıyla herkesin birbirinin aynısı olan arabalara binmesini ve aynı sayıda elma almasını sağlamaya çalışır rekabet eden fabrikalar görmek istemez. Arabalar çok büyük ve verimli, tek bir fabrikadan çıksın ister. Fakat gerçekte bunların biraz ütopik beklentiler olduğu ortaya çıktı. Bazı komünist ekonomilerin en şaşalı dönemlerinde bile bazı insanlar belli şeylere çok daha kolay erişebiliyordu. Yönetimle iyi geçinenler, geçinemeyenlere nispetle daha fazla güce, daha iyi dairelere, daha iyi arabalara sahip oluyor ve kaynaklara daha kolay erişiyordu. Piyasa ekonomisinde ise evet, belli bir eşitsizlik söz konusu. Fakat bu tür ekonomilerin iyi özellikleri de yok değil. Ki Çin gibi sözde komünist devletler de dahil olmak üzere dünyadaki çoğu devletin piyasa ekonomisine geçmiş olmasının nedeni de işte o özellikler. Mesela piyasa ekonomilerinde inovasyon çok kıymetlidir. İnovasyon yapmak, çalışmak veya bir şeyler üretmek isteyenlere güçlü teşvikler vardır. Bir de komuta ekonomisindeki durumu düşünün. Diyelim ki fabrikanın müdürüsünüz. Devlet belli bir tip arabadan tam olarak 10 bin tane üretmenizi söylemiş. Sizinse mesela bu arabayı daha verimli kılacak bir fikriniz var. Fakat bunun için size kimse ödül vaat etmiyor. Daha fazla para kazanıp daha çok şey satın alabilecek duruma gelmeyecekseniz o fikri hayata geçirmek konusunda pek istekli olmazsınız değil mi? Buraya geçtiğimizde ise aşırı bir rekabet söz konusu. Bu şirketin satışları bu şirketinkini geçtiği anda buradakiler eyvah diyecek. İnovasyon yapmamız ve daha çok çalışmamız lazım ki diğer şirketten pazar payı kapabilelim. Benzer şekilde bireyin düzeyinde konuşacak olursak bu kişilerden biri çıkıp şöyle diyebilir. Şu an ancak param sarı arabaya yetiyor ama ben mavi arabayı istiyorum. O halde daha çok çalışmam ve inovasyon yapmam lazım ya da kendi işimi kurmam lazım. Dünyanın büyük bölümü piyasa ekonomisine çok yakın ekonomilere geçmiş durumda. Çünkü piyasa ekonomisi getirdiği eşitsizliğe rağmen insanların daha çok üretkenliğe, daha çok yeniliğe, daha çok ürün ve hizmete erişebilmesini sağlıyor. Aslında çoğu ekonomi dediğim gibi piyasa ekonomisine çok yakın olmakla birlikte kusursuz bir piyasa ekonomisi değil. Belli sektörlerde hala devletin sözü geçiyor. Örneğin çoğu ekonomide sağlık devletin kontrolünde. Hemen her ülkede devlet odu üzerinde büyük etki sahibi. Oldukça kapitalist, güçlü bir piyasa ekonomisi olan Birleşik Devletler'de bile eşitsizlik aşırı boyutlara ulaştığı zaman devlet sosyal güvenlik yardımları dağıtıyor. Örneğin bir vatandaş karnını doyuramayacak durumdaysa devlet ona yemek fişi veriyor. Bir vatandaş yoksulluk yüzünden sağlık hizmeti alamıyorsa, devlet ona yeşil kart çıkartıyor. Aslında komuta ekonomisi ve piyasa ekonomisi bir sıkalanın iki zıt ucu. Çoğu ekonomi bu ikisi arasında bir yere denk geliyor. Bu tür ekonomiler karma ekonomi olarak geçiyor. Örneğin piyasa ekonomisine sahip oldukça kapitalist bir ülke olan Birleşik Devletlerde bile belli bir derecede kamu mülkiyeti bulunuyor. Ekonominin bazı taraflarını devlet yönetiyor. Devlet ekonominin önemli bir kısmını temsil ediyor. Özetle kusursuz bir komuta ekonomisinde her şeyi devlet yönetiyor. Kusursuz bir piyasa ekonomisinde ise devlet çok az şeye karışıyor. Fakat gerçekte dünyadaki çoğu ekonomi bu karma ekonomi skalası üzerindeki bir noktaya denk geliyor.